profesyonellerden çalışıyorsun. Çalışanı topladın, yerde süre gösterdin. Şimdi yoksa yeri yoktu. Çünkü aşağıda tutar aşağı. Bundan şişlerini götürmüşsünüz. Şişler koymuşsunuz ya. Bu da bir adam olsun. Trabzon'dan geldik. Ersin dede için geldik. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler hocam. Buranın çok meşhur caz kebabı olduğunu biliyoruz. Herkese de tavsiye ediyoruz. Bizler severek geliyoruz. O kadar uzun yolu, meşakkatli bir yol ama Ersin dedenin çağ kebabı için değer mi? Evet, değer. Kapatıyormuş bu ay sonu itibariyle artık. Evet, geçen hafta onu öğrendik. Gerçekten üzüldük çünkü ardın uçu bir çağ kebap merkezi yapan Ersin dede. Çok üzücü. Bence kapatmaması gerekiyor. Buranın bir merkezi olması, bir çağ kebap tadımı için herkesin uğrak yeri olması açısından Ersin dedenin çok büyük bir emeği var. Burayla özdeşleşmiş bir yer. Ardın uç çağ kebabı denildiğinde Ersin dede akla geliyor. O yüzden kapatılmaması gerekir diye düşünüyorum. Geçen hafta Ardın uça geldik. Ardahan'a gidiyorduk. Yolumuzu değiştirdik. Ersin dede ile sohbet ettiğimizde kapatacağını söyledi. Biz de son kez tekrar giderken buraya uğradık. Umarım kapatılmaz. Çok eşsiz bir lezzet. Biz de işte eşimle, oğlumla bu lezzeti tatmak çok güzel ve kesinlikle kapatılmasın. Çok keyif aldık yerken. Sırf yolumuzu değiştirip buraya gelip bu cağ kebaptan yiyoruz. Malumunuz Artvin bölgesinde cağ kebap ve döner herkesin 7'den 70'e çok sevdiği bir yiyecektir. Hatta şu an mekanda da bakın 6 yaşında bir kardeşimiz var. Yine 70 yaşında bir amcamız var. Bu bölgede çok seviliyor ve hakikaten de bölgenin de en iyi ustalarından dede kebabın sahibi. 28'inde bırakacağını duyduk. Bugün ben de babamı aldım, dedim baba 28'inde kapanıyormuş. Hemen oraya gitmemiz lazım ve bu lezzeti sonunda olsa tatmamız gerekiyor diye. Biz de Artvin'den çıktık. Şu anda dönerimizi yedik. Babam şu an kapıda çayını içiyor. Ben de şu an sizlere röportaj vereceğim. Çok teşekkür ederim. Bölgemiz için kıymetli bir değer kapatıyor. İnşallah yerini hakikaten güzel bir usta yetiştirmiştir de onunla devam ederiz diyorum. Teşekkür ederim. Tabelayı çekmek hiç olmaz değil mi? Tamam olsun. Biz burada kebapla bir marka oluşturmaya çalıştık. Bir şeyler de başardık yani yıllar içerisinde. Şu an işte cağ kebap konusunda Ardın uç diyebilirim her taraftan daha iyi durumda. Yani yurt içi, yurt dışından her taraftan. Yani adam gelir işte Trabzon'dan kahvaltıya gelirler buraya. Iğdır'dan gelir, Kars'tan gelirler. Hep de kahvaltı ederler. İşte bizim 9 gibi başlar. 12, 12 buçuk gibi işimiz biter. İşte böyle çalışmaya devam ediyoruz. Peki nasıl? Ne iş yaparsan yap, seni senin vicdanın yargılar. Yani senin yaptığın işi bir kimsenin görmesine gerek verir. Sen düzgün bir adamsan, vicdanın düzgün biriysen, yani hepsi o nasibin peşinden gelir senin.
Yani ana göre hareket etmeyeceksin. İçinden gelen vicdanın yapman gereken neyse onu yapacaksın. Gıda sektörü riskli bir sektör. Yani hijyenlik isteyen, titizlik isteyen bir iş. Ama şu an tam bir sektör oluşturduk. İşin en kötü yanı çalıştırmaya ne adam bulabiliyoruz, hiçbir şey bulamıyoruz yani. Tam bir sektör oluştu. Yani şu an biz hazır oğula baba bulamıyoruz yani. Beraber. Kızım işte kızım daha çocuktu bunda. Bütün işte 3-4 yaşından 5 yaşından sonra bizimle beraber. Oğlum vardı. O da inşaat mühendisidir oğlum da. Oğlum da bizimle beraberdi lise bitinceye kadar. Kızım şimdi öğretmen ama yine bizimle çalışıyor. Severek de bu işi yapıyor ama tek kişinin başaracağı bir iş değil yani bu. Ekip işi bu iş. Kullandığımız et bir hemşin koyun dediğimiz koyun ürkü var. Bizim yerli koyun ürkü. Bir de keçi eti kullanırız. Kara keçi derler. Bizim buranın yerel keçisi. Mevsimine göre şu an koyun ve kuzunun mevsimi. Temmuz, Ağustos'ta oğlak kuzu koyun karışımı olur. Öyle. İnanın her taraftan ikna etmeye gelen dostlarımız oldu. Aman devam edin. Aman ama 2 yıldır, 3 yıldır adam bulamıyoruz. Yani benim de yaşım 60'ı geçtim. Sağlık problemleri başladı. Onun için dönüşümüz zor olur. Bir daha olmaz yani. Çünkü hiç kendimiz için yaşamadık. Tamamen yani bir kamu görevlisi gibi. Düşün haftanın 6 günü mutlaka açık olmak zorundayız. Zorunlu bir hal olmadıkça. Bütün müşterilerimiz de bunu bilir. Daha geçen yine cumartesi günü beni iknaya gelmişler buraya. Aman biraz daha uzat. Ya benim yaşım 60'ı geçmiş. Bir yerden sonra refleksler de düşmeye başlıyor yani. Ne yapacaksın? Artık biraz daha bundan sonra kendimiz için yaşayacağız yani. Ben birinci sınıfa başladığımda aslında bu dükkanın da açıldığı ilk gündü. Daha öncesinde babamın bir çalışması oldu ama hani ben sonraki kısmına ben dahil oldum. Hani onlarla birlikte bütün zorluklara da hani ben de burada dahil oldum, işin içindeyim, onu da görüyorum ama bu bir ekip işi. Hani şey gibi düşünebiliriz. Hani doğadaki bu zincir var ya, o halkadan biri olmadığı zaman hani bir anlamı olmadığı gibi bizim de hani ailemizden biri olmadığı zaman bu işte hani olmuyor.